Çim Adam. Sen biliyor musun Çim Adam'ı? Evet, aynısından bizde de var. Getireyim mi? Ömerciğim, ben birazdan şirkete geleceğim. Filiz orada mı? Filiz Ceyda ile birlikte manikür emine gidecekti anne. Birazdan gelirler. Tamam, görüşürüz oğlum. Görüşürüz. Bak Feride abla. Aa, seninki cimlenmiş bile. Elifciğim, ellerini kirleteceksin. Aldığın yere koy onu. Tamam. Elif'in öğünleri aksamasın Feride Hanım. Merak etmeyin, aksamaz. Ben çıkıyorum, hoşça kalın. Güle güle. Biz de kendi çim adamımızı yapalım mı? Nasıl yapacağız? Bak, burada tarif edilmiş. Yapalım o zaman. Ama çorap, ruj, bir de düğmeye ihtiyacımız olacak. Zeynep abla, hadi gidip bulalım. Dur Elif'cim, çekiştirme kolunu. Tamam, tamam. Gözünü de taktık mı çim adamımız hazır olacak. Şimdi de biraz sulayalım. İşte bu kadar. Çim adamımızı beğendin mi? Çok güzel oldu. Çimler büyüdüğü zaman bunun aynısı olacak bak. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Elifler nerede? Bahçedeler. Ne? Bu soğukta bahçede ne işleri var? Feride Hanım'la çim adam yapıyorlar. Ne adam? Çim adam Handan Hanım. Artık çimlerin büyümesini bekleyeceğiz. Yaşasın. Bak babaanne çim adamımıza. Feride Hanım, Elif yeterince üşüdüyse artık içeri girebilir misiniz? Ben üşümüyorum ki. Bu düğmeler. Düğmelerimi nereden buldunuz? Bu ne saygısızlık? En sevdiğim rujum. Feride Hanım, bunlar odamdan buraya nasıl geldi? Ben almadım. Elif'e almamasını söylemiştim ama demek ki dinlememiş. Anneciğim, yapma, sadece bir ruj. Ömer Bey. Özür dilerim. Elif'in ateşi çok yüksek. Ona haber verecektim. Tamam. Geliyorum. Şimdi ölçtüm. Ateşi 39 derece. Hemen doktora haber ver. Tamam. Gel güzelim. Gel benim kızım. Gel. Baba. Geçecek. Oğlum, ne oluyor Ömer? Geçecek canım. Nesi var çocuğun? Çok ateşi var. Ilık suya sokmamız lazım, yatır. Doktor çağırın. Feride haber verdi anne. Ah canım. Doktor hemen geliyor. Gel kızım. Üşütmüş gel. Bu çocuk. Gel. Bahçede o kadar kalırsa olacağı gel, budur. Duşa sokmakla iyi etmişsiniz. Aç bakalım ağzını. Tamam kızım, az kaldı. Bütün gün dışarıdaydı çocuk. Üşüttü tabii. Üşütme değil bu. Ciğerlerinde ses yok. Mikrobik bir şey olabilir. Bizim evde ne mikrobu olacak canım? Kesin bahçede kapmıştır. Anne tamam artık. Mikrobu nereden aldıysa almış.
bu ilaçları alın. Gece boyu koltuk altlarına ve alnına ıslak havlu koyun. Sık sık değiştirin. Ateşi yükselirse hava hale geçirebilir. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok korkuttun bizi kızım. Evlat bu oğlum. Onun canı yansa senin için sızlar. Kızım, üzerini düzgün örtsene. Sen de hasta olma başımıza. Dur anne, çocuk muyum ben? Benim gözümde 50 yaşına da gelsen hala çocuksun. Sen de böyle hasta olurdun. Babanla sabahlardık. Bir keresinde çok ateşlendin. Sana bir şey oldu sandım. Hıçkıra hıçkıra ağlamıştım. Baban halime çok şaşırmıştı. Çünkü seni doğurmak bile istememiştim. Gerçekten mi? Hı hı. İstemeden hamile kalmıştım. Niyetim işe dönmekti. Ama kıyamadım sana. İyi ki doğurmuşum seni. Yoksa şimdi kiminle konuşacaktım? Anne olmak zor bir şey mi? Hı hı. Zor. Ama dünyanın en güzel duygusu. Tadınca anlarsın. Güzel kızım. Videolardan anında haberdar olabilirsiniz.